Merhabalar efendim, ben Nurgül, kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün taze bamya nasıl pişirilir, nasıl derin dondurucuda saklanılır tarifi sizler için hazırladım. Türkiye'deki pazarlardaki gibi buradaki sebzeler maalesef çok da taze değiller. Almanya'da bu şekilde bulduğumuza bile şükrediyoruz. Bunun için taze bamyayı görünce yarım kilo alıp denemek istedim. Biraz bayağı bir siyah olmuştu ama daha sonra ben bunu limonlu suda haşladıktan sonra o kararmış kısımları da oldukça açıldı. Öncelikle bamyamızı güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Ben burada sizlere sadece göstermek istedim. Daha sonra lavabonun altında güzelce yıkadım. Bu şekilde süzgece süzdürdükten sonra öncelikle bamyalarımızı kalem açar gibi düzlüyoruz. Gördüğünüz gibi huni şeklinde şekil veriyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer kafasını komple keserseniz pişerken sünem sünem olmasına sebep olacaktır. Salyalanmaya sebep olacaktır. Bu da yemekte hoş olmayacaktır. Bunun için bu şekilde düzlemeniz gerekiyor bir bıçak yardımı ile. Bütün bamyalarımızı elimizden geçiriyoruz ve düzlüyoruz. İşlem bitirdikten sonra tenceremize su alıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamış olan suyumuzun içerisine temizlemiş olduğumuz, düzlediğimiz bamyalarımızı içine atıyoruz. Ve bir tane limonu da suyunu sıkıyoruz, kabukları ile birlikte içine atıyoruz. Bu şekilde yaklaşık bir 5-10 dakika rengi dönene kadar haşlamaya bırakıyoruz. Evet, bamyalarımız limonlu suda haşlanırken rengi yavaş yavaş dönmeye başlayacaktır. O kararmış olan bölümlerde açılacaktır. Limonlu suda haşlamamızın nedeni arkadaşlar, bamyamız pişerken o salyasını bırakmaması gerekiyor. Bu limon da onu engellemiş oluyor. Bunun için bu işlemi yapmanız gerekiyor. Tamamıyla buzluğuna atacağınızda çiğden de atanlar var. Çiğden de atılıyor ama ilk etapta bu şekilde limonlu suda haşlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi bamyalarımızın rengi döndü arkadaşlar. Bir kevgir ile süzgecin içerisine aldım ve daha sonra lavabonun altında kısa bir süre yıkadım. Daha sonra büyükçe bir tepsiye aldım ve soğumaya bıraktım. İçerisinden çok iri olan bamyaları ayıkladım arkadaşlar. Bunları hemen pişireceğim. Sizlere göstereceğim. Bunun tarifini de vereceğim. Gördüğünüz gibi ortadan 2'ye, 3'e, 4'e böldüm. Hiç sorun olmayacak. Kesinlikle pişerken sünme de olmayacak. Gönül rahatlığı ile iri bamyalarınızı doğrayabilirsiniz bu şekilde. Evet. Tenceremize biraz zeytinyağı alalım. Yemeklik doğradığımız tavuk kuşbaşını alalım ve kısa bir süre kavuralım. Arkadaşlar burada tamamıyla etli veya etsiz yapmak size kalmıştır. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz et kullanmadan. Tercih tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Kıymalı da yapabilirsiniz. Dana etinden de yapabilirsiniz. Ben tavuk etiyle yapmayı tercih ettim. Eti kısa bir süre kavurduktan sonra soğanı, biberi ve domatesini ilave edip devam kavurdum. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakın domates salçası ekledim. Kavurmaya devam ettim. Evet, haşlayıp doğradığımız bamyalarımızı, taze bamyalarımızı ilave edelim. Kısa bir süre devam kavuralım.
Üstü basağa suyumuzu ilave edelim. Sıcak su kullandım. Yaklaşık 1 litre sıcak su kullandım arkadaşlar. Tabii su miktarı sizin kullandığınız malzemelerinize göre değişir. Ben yaklaşık 200 gram kadar bamya kullandım burada. Ve yaklaşık yarım limonun suyunu da sıkalım. Tuz ile tatlandıralım. Kapağını yarı kapatarak, ocağın altını yarıya kısarak bamyamızı pişmeye bırakalım. Yaklaşık 20-30 dakika içerisinde bamyamız pişmeye hazır olacaktır. Kontrol edelim. İstediğiniz yumuşaklığa ve kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Servis yaparken maydanoz ile birlikte servis yapalım. Bu esnada arkadaşlar yarım tatlı kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Evet, artık bamyam pişti. Çok lezzetli bir bamya yemeği oldu. Tavuklu. Kesinlikle sünem sünem değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tane taneler. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Evet, videomun sonlarına doğru derin dondurucuda nasıl saklarız onun da tarifini sizlere vereceğim. Evet, bazı yemekler vardır arkadaşlar. Aynen işkembede olduğu gibi, paçada olduğu gibi bamyayı da seven olduğu kadar sevmeyenler de vardır. Eğer sevmeseniz bile bu sebzeyi arkadaşlar faydaları için yemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz faydaları vardır ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Her türlüsü, zeytinyağlısı, kıymalısı, nohutla bile pişiriliyor. Daha önceden kuru bamya tarifimi de sizlerle paylaşmıştım. Bu tarifi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Konya yöresine ait çiçek bamya nasıl pişirilir diye. Evet, şimdi saklama koşullarına gelelim arkadaşlar. Taze bamya nasıl saklanılır? Evet. Limonlu suda haşladığımız bamyalarımızı tepsimize almıştık. Soğumaya bırakmıştık. Soğuduktan sonra ben böyle bu şekilde çıt çıtlı buzluk poşetlerine kendi yiyeceğimiz miktarda porsiyonluk olarak ayırdım. Ve bir tane domatesi de doğrayıp yarı yarı paylaştırdım. Yaklaşık 150-200 gram kadar bamya poşetledim ben. Bir tane domates de yeterli geldi arkadaşlar. Bu şekilde çıt çıtlı poşeti kapatarak bir pipet yardımıyla havasını çektirdim. Ve derin dondurucu için hazır yapmış oldum. Bir farklı yöntemde arkadaşlar konservede saklayabilirsiniz. Aynı şekilde yağda kavurarak, suyunu vererek, konserve yaparak konserve halinde saklayabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan sadece temizleyerek derin dondurucuya atarak da o şekilde saklayabilirsiniz. Ama limonlu suda haşlayıp saklamanızı tavsiye ederim. Evet, nasıl pişireceğiz? Donmuş olan bamyalarımızı arkadaşlar kesinlikle çözdürmüyoruz. Diğer dondurduğumuz sebzelerde olduğu gibi çözdürmeden bamya yemeğimizi pişireceğiz. Aynı şekilde yağını, salçasını kavurduktan sonra bamyamızı içerisine alacağız. Suyunu ekleyip pişirmeye bırakacağız. Hepsi bu kadar. Önceden hazırlayıp dondurucuya attığımız yiyeceklerimiz de tam bir kurtarıcı oluyor gerçekten arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Farklı tariflerde bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.